Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Ben Uğurhan Türker. Bugün sizlerle Galatasaray'ın transfer gündemini ve Galatasaray'la alakalı son dakika gelişmelerini ve görüşmelerini anlatmaya çalışacağımız bir videoya daha başlıyoruz. Önemli bilgiler var. Özellikle Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcumuz Mauro Icardi'nin durumundan bahsetmeye çalışacağım bu videoda. Aynı zamanda uzun zamandır Galatasaray transfer gündemini meşgul eden Arsen Zakaryan ve yine bir futbolcu hakkında, o da biraz sürpriz olsun, önemli bir futbolcu hakkında da detaylı bir bilgi aktarımı yapmaya çalışacağım sizlere bugünkü videomuzda. Lütfen sizlerden ricamı değerlendirin sevgili dostlar. İlk gösterim başlamadan bir like bırakabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şu an ilk gösterim sırasında katıl üyesi olarak ya da süper chat, süper sticker göndererek de aşağıda canlı sohbet ekranında yorum bölümünün yanındaki dolar işareti bizlere Süper Chat, Süper Sticker da gönderebilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza üye olarak, katıl üyesi olarak da bize maddi desteğinizi sürdürebilirsiniz sevgili dostlar. Hepinize teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Gelin şimdi hep birlikte sizlere de vaktini fazla almadan gündem maddelerimizi birer birer anlatmaya ve aktarmaya başlayalım. Önemli bilgiler var. Fazla beklemek istemiyorum. Sizleri hemen kendi bilgilerimle bilgilendirmek isterim sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar, öncelikli olarak Galatasaray'ımızın önemli futbolcularından birisi olan, hatta belki de birçok taraftarımıza göre Galatasaray'ın şu anki kadrosundaki en önemli oyuncu olan Mauro Icardi'den bahsederek başlayacağım. Mauro Icardi konusunda birkaç gündür birçok farklı konu geçmekte. Birçok insan, birçok farklı gazeteci, büyüğümüz, kardeşimiz çok farklı haberler sunmaktalar. Bunlardan birkaçı da oyuncuyla alakalı süreçte bazı problemler çıkabileceği ve oyuncunun Türkiye'den, Galatasaray'dan ayrılmak isteyebileceği yönünde, bazı farklı gazeteciler tarafından oyuncuya Avrupa'dan talepler çıktığı yönünde de bazı iddialar vardı. Ben şimdi bu detaylardan hem de Mauro Icardi'nin Galatasaray'da olan transfer sürecinden bahsetmeye çalışacağım. Bildiğim üzere Mauro Icardi sene başında Galatasaray'a Paris Saint-Germain'den çok minimum bir bedelle transfer olmuştu. Sadece maaşının 750 bin euroluk kısmını karşılayarak Galatasaray'la yetkililer Mauro Icardi'yi kadroya dahil etmişlerdi. Gerçekten o günkü şartlara baktığımızda mükemmel denilebilecek bir transferdi. Çünkü rakiplerimiz 750 bin euronun belki de 10 katına, 15 katına çok daha farklı futbolcular. Yani Mauro Icardi'nin seviyesinin çok çok altında futbolcular almaktaydılar. Dolayısıyla çok doğru bir transfer süreci yürütmüştük. Bu süre zarfında transfer verilerine göre 17,5 milyon euroluk değeri olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Paris Saint-Germain döneminde Fransa'da iki kez şampiyonluk yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Keza yine Fransa Kupası'nda, diğer kulvarlarda Inter'le çok önemli başarılar yakalamış, Serie A'da gol krallıkları yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Kendisi 30 yaşında, bildiğim üzere dün doğum günüydü Mauro Icardi'nin. Arjantinli, Arjantin milli takımını belli süre oynamıştı ama belli problemler sebebiyle oraya tekrardan çağrılmamıştı. Son Dünya Kupası'nda süre almamıştı Mauro Icardi sevgili dostlar. Zaten çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Hepimiz Mauro Icardi'yi çok yakinen takip ediyoruz. Çok yakından biliyoruz. Bu sene de gerçekten Galatasaray'da çok çok önemli bir performans gösteriyor. 12 Süper Lig maçında 9 gol attığını görüyoruz ve 6'da asist yaptı Mauro Icardi. Yani şöyle bir baktığımız zaman oynamış olduğu maç sayısı 12, gol katkısı 14. Yani maç başına birden fazla gol, asist katkısı yaptığını çok rahat bir şekilde dile getirebiliriz. Sezon sonuna kadar da çift hanelere gol ve asist sayısını çıkarma ihtimali çok çok yüksek. Zaten gol sayısı 9, muhtemelen çift hanelere çok rahat çıkaracaktır. Asist sayısını da 6'dan ben yukarıya çıkarabileceğini düşünüyorum. Çünkü Mauro Icardi sadece bireysel oynayan bir oyuncu değil, yanındaki oyuncuları da çok fazla oynatan, özellikle kanat oyuncularını da fazlasıyla besleyen bir futbolcu. Keza yine arkasında oynayan Mertens'e de önemli paslar bıraktığını son Trabzonspor maçında da yine deneyimlemiştik. O maçta da yine görmüştük. Peki Mauro Icardi ile alakalı Galatasaray'ın transfer süreci nedir? Biraz ondan hızlıca bahsedeceğim. Şimdi Mauro Icardi konusunda bu süreç başladıktan sonra devamlı şunu söyledim. Buradaki kilit nokta Mauro Icardi'nin kendisi. Çünkü Mauro Icardi Galatasaray'da kalmak isterse Galatasaray öyle ya da böyle oyuncunun bonservisini alacaktır. Almaması için hiçbir sebep yok. Çünkü Paris Saint-Germain'le olan kontratı, Galatasaray'da kontratı bittikten sonra, yani Haziran ayının 2023'ün Haziran ayından itibaren oyuncunun kontratı bir sene kalmış olacak. Sadece bir sezonlu kontratı kalmış olacak. Oyuncu burada kalmak istediği takdirde
burada devam etmek istediği takdirde hiçbir sorun bulunmayacaktır sevgili dostlar. Çünkü Paris Saint-Germain oyuncuyu kesinlikle göndermem. Ben bu oyuncuyu satmam. Ben bu oyuncuya işte örnek veriyorum. Bir ara sosyal medyada öyle bir yanlış da bilgi paylaşımı yapılmıştı. 25 milyon euro istiyor Paris Saint-Germain, 30 milyon euro istiyor Paris Saint-Germain diye. Şimdi Icardi'nin performansı ne olursa olsun bir sezonluk kontratı almış 30 yaşındaki bir Mauro Icardi'ye Avrupa'daki hiçbir kulüp 25-30 milyon euro vermez. Paris Saint-Germain'in de zaten bu oyuncudan böyle bir beklentisi yok. Burada devam etme ihtimali de çok çok düşük. Yani Paris Saint-Germain'le yeni kontrat imzalayıp burada devam etme ihtimalinin çok çok düşük olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani buradaki performansı ne olursa olsun Paris Saint-Germain bu oyuncuyu göndermek isteyecektir. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Aynı zamanda bir senelik kontratı kalmasıyla birlikte de onlar da aşağı yukarı kazanabilecekleri bedelleri biliyorlar. Çünkü oyuncunun önemli bir maaşı var. Yani çok inanılmaz bonservis bedelleri isteyip de bu oyuncuya talip olan başta Galatasaray olmak üzere farklı takımları bu transferden edip daha sonra da oyuncunun maaşını ödemek zorunda kalmak istemeyeceklerdir. Yani onlar da önemli şartlarda olsa Galatasaray için diğer Avrupa kulüpleri için önemli sayılabilecek rakamlar da olsa bunu öyle ya da böyle bu oyuncuyu gönderecekler. Yani onların da böyle bir uzak durmak ya da işte işi yokuşa sürmek gibi bir düşünceleri kesinlikle yok. Zaten olmayacaktır da. İlk etapta Galatasaray'dan Paris Saint-Germain kulübü 15 milyon euroluk bir teklif istemişti. Daha sonra bu süreç belli görüşmelerle beraber aşağı doğru çekileceği düşünülüyordu. Ama Paris Saint-Germain yönetimi sene sonunu bekleyelim görüşünde bulundu. Yani sene sonunda bu oyuncunun kontratı için görüşmeler yapalım tarzında bir düşüncede bulundu. Aynı zamanda bir koç farklı gazeteci tarafından oyuncunun Türkiye'de kalmak istemeyeceği, o gönlünün tekrardan Milano'ya dönmekten yana olduğu, orada kariyerine yani İtalya'da kariyerine devam etmek istediği yönünde bazı iddialar vardı. Ben bu iddiaların da doğru olmadığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Oyuncu İstanbul'da çok mutlu, İstanbul'dan çok memnun. Evet, İtalya'ya gidiyor, geziyor ama bunlar zaten Mauro Icardi'nin kariyerinde devamlı gördüğümüz şeyler. Yani İtalya'ya bir aşkı var, Milano'ya bir aşkı var ama bunun Galatasaray'daki süreciyle ya da İstanbul'la alakalı hiçbir tereddütü yok. Yani İstanbul'da yaşamaktan gayet memnun. Sadece oyuncu da elbette ekonomik anlamdaki kararları değerlendirecektir. Yani kendisine gelen teklifleri değerlendirecektir. Artık Galatasaray'da kalmak istediği takdirde Galatasaray'dan alacağı ücretler de elbette Mauro Icardi'nin transferindeki belirleyici faktörlerden birisi olacaktır. Yani burada kalırsa ne kadarlık bir ücret kazanacak? Örnek veriyorum Paris Saint-Germain'de kazandığı ücretten ne kadar aşağıda olacak kazanacağı ücret, onun haricinde ya da Avrupa'dan ne kadarlık teklifler alabilir, bunlar çok çok önemli faktörler. Ama şu da bir gerçek ki Galatasaray'ın Mauro Icardi için düşünmüş olduğu bonservis bedelinin yanı sıra oyuncunun kendisine vermeyi planladığı maaşın 5 milyon euro civarında olduğunu söyleyelim. Avrupa'da, İtalya'da ya da farklı bir ülkede bu maaşı alabilmesi için oradaki vergi oranlarını göz önünde bulundurduğumuzda 10 milyon euroluk aşağı yukarı bir maaşa bağlanması gerekiyor. Yani 10 milyon euroluk bir maaşa bağlanacak. Türkiye Ligi'ndeki kazanmış olduğu net 5 milyon euroyu kazanabilmesi için buna da Avrupa'daki kulüplerin ben çok sıcak bakacağını düşünmüyorum. Çünkü çok sayılı oyuncular aslında burada 10 milyon eurolar, 15 milyon eurolar kazanıyorlar. Dolayısıyla doğrudan Mauro Icardi'ye 10 milyon euroyu gözden çıkarıp maaş olarak verirler mi? Burası ciddi bir tereddüt en azından benim adıma. Peki oyuncu isteyen kulüp var mı ya da şu an görüşme yapan kulüp var mı? Bundan da hızlıca bahsedeyim. Oyuncu isteyen bir tane kulüp vardı sevgili dostlar. Ocak ayı transfer döneminde. Bu takımda bugün gündeme geldiği gibi Milan değil Inter'di. Oyuncunun eski kulübü Inter'di. Çünkü Inter'de şöyle bir durum söz konusu. 3 tane santraforları var. Genelde çift forvetli bir kurguyla oynuyorlar. Bunlardan birincisi son Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası'nı kazanan Lautaro Martinez. İkincisi kiralık olarak forma giyen bonservisi Chelsea'de olan Romelu Lukaku. Üçüncü isim de Edin Dzeko sevgili dostlar. Edin Dzeko'nun kontratı bitecek ve muhtemelen yenileme yapmayacak. Ayrılacak gibi görünüyor. Böyle bir durum söz konusu. Eğer ekstra bir gelişme olmazsa. Söylediğim gibi Romelu Lukaku zaten kiralık. Ayrılma ihtimali çok çok yüksek. Çünkü bonservisini ben alacaklarını düşünmüyorum. Çünkü ciddi bir düşüş var şu an Romelu Lukaku'da. Inter bir delilik yapar, bonservisini alır. Orası elbette muamma kalan bir noktalardan birisi ama çok mümkün olacağını düşünmüyorum bu sürecin. Dolayısıyla bu iki oyuncu ayrıldıklarında elde sadece Lautaro Martinez kalacak. Ona da Avrupa'dan teklifler geldiği konuşuluyor. Ona da Premier Lig'den özellikle birçok kulübün ilgisi alakası olduğu konuşuluyor. Dolayısıyla Inter burada bir santrafor takviyesi yapmak istiyordu. Bu bağlamda eski oyuncuları,
Inter'de iki kez gol krallığı yaşamış Mauro Icardi'nin gündeme gelmesi kadar doğal bir durum yok. Ekonomik anlamda da alınabilecek bir oyuncuydu. Hem bonservis ücreti olarak hem de diğer noktalarda Mauro Icardi. Ama oyuncunun maaşı belki burada önemli bir sorun olabilir. Yani Galatasaray'da kalmak isterse, Galatasaray'dan en azından Galatasaray'dan kazanabileceğim ücreti bana verin derlerse, Inter'in burada bu ücreti kabul edip etmeyeceği ciddi bir sorun. Çünkü Edin Dzeko'nun da vermiş olduğu performansa rağmen, Edin Dzeko şu an Inter'de kötü bir performans sergilemiyor ama onunla da maaş konusunda çok net bir anlaşma zemini arayamadı Inter kulübü. Dolayısıyla zaten bu sene şampiyon olmak gibi bir durumları da söz konusu değil. Kadrolarını bir revize etme sürecine gidebilirler. Bu bağlamda Icardi düşünülen oyunculardan birisiydi ki hala da öyle. Ama Milan'la alakalı ben hiçbir şey duymadım. Yani Milan kulübünün oyuncu istediği yönünde ya da Paris Saint Germain'e teklif yapacağı, görüşme yapacağı yönünde hiçbir şey duymadım. Oyuncu daha önce Inter'de uzun yıllar forma giydiği için ben Milan'a gitmeyi de çok tercih edeceğini düşünmüyorum. Çünkü Inter'le arasında bir bağ var. Milan'a gittiği zaman bu bağı tamamen koparmış olacak. Yani kariyerinin şu noktasında ben bunu çok yapmak isteyeceğini düşünmüyorum Mauro Icardi'nin. Inter bir seçenek olabilir ama Galatasaray'ın çok daha önemli bir seçenek olacağını ben kesinlikle söyleyebilirim. Galatasaraylı yetkililerin oyuncunun İstanbul'da memnun olmasından dolayı bir rahatlığı var. Ama bu rahatlığın Paris Saint Germain'le yapılan görüşmeleri engel olmaması gerekiyor. Oradaki görüşmeleri minimum seviyede tamamlayıp hemen hızlı bir şekilde oyuncunun kendisiyle de anlaşıp sene sonuna bırakmadan Galatasaraylı yetkililer burada bu transfer sürecini tamamlamak adına görüşmelerini yapıyorlar. Yani Paris Saint Germain yönetimi sene sonunu bekleyin dedikleri için bu transfer görüşmeleri şu an kapanmış değil. Süreç hala Galatasaray adına devam ediyor. Evet, geldik sürpriz olarak nitelendirdiğimiz futbolcuya. O isim de yine Paris Saint-Germain forması giyen Portekizli merkez orta saha oyuncusu Renato Sanchez sevgili dostlar. Devre arasında 7 ismi gündeme gelmişti. Yani şu an içerisinde bulunduğumuz transfer döneminde de deprem sürecinden önce Galatasaray'ın transfer gündemine geldiği konuşuluyordu. Böyle bir iddia söz konusuydu. Ama o günkü şartlarda bu iddiaların doğru olmadığını dile getirmiştim. Ancak öğrenmiş olduğum bir bilgi var ki Galatasaray'ın sene sonunda Renato Sanchez'i de listesinde tuttuğu yönünde böyle bir bilgiye net bir şekilde ulaştım. Renato Sanchez Paris Saint Germain forması giyen bir futbolcu. Bildiğim üzere kariyerinde birçok önemli takımda oynamış, birçok kupa kazanmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Kendisi Avrupa şampiyonluğu başta olmak üzere, yani Portekiz milli takımıyla Avrupa şampiyonluğu başta olmak üzere birçok kupa kazanmış bir oyuncu. 25 yaşında olmasına rağmen Bayern Münih'te oynadığı dönemde 4 kez Almanya Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. 2 kez Almanya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Bir kez de çok bence belki de en önemli şampiyonluk buydu. Lille, Lille'in şampiyon olan Fransa Ligi'nde Paris Saint-Germain, Monaco, Marsilya, Lyon gibi takımları geride bırakarak Lille'in şampiyon olduğu dönemde Renato Sanchez takımın en önemli parametrelerinden birisi, en önemli nüanslarından birisiydi. Orta sahada, merkez orta saha pozisyonunda Lille şampiyon yapan noktalardan birisiydi. En azından benim şahsım adına bu durumun böyle olduğunu söyleyebilirim. Daha sonraki süre zarfında oyuncunun bonservisini Paris Saint-Germain Lille'den 15 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yaparak aldı ve kadrosuna dahil etti. Bu sene 14 resmi başta süre verdiler Renato Sanchez'e ve bu 14 resmi maçta 2 gol attığını görüyoruz. Ama çok kısıtlı süreler bulduğunu söyleyebilirim. Yani ilk 11'de çok fazla kullanılan bir oyuncu değil. Yani bu 14 maçın sadece %10'una ilk 11'de başlamış. Bu da çok az bir ilk 11'de başlama süresi olduğunu söyleyebiliriz. Ama rotasyonda çok yüksek oyun süreleri olmasa bile kısıtlı sürelerle kullanılmaya çalışan bir oyuncu. Yani 14 maçta 2 gol atması, bu kadar kısıtlı sürelerde 2 gol atması da bir merkez orta saha için gerçekten önemli noktalardan birisi. Şu an oyuncu Portekiz milli takımının güncel oyuncu havuzunda yer almıyor. Ama dediğim gibi Avrupa şampiyonu olduğu dönemde kadroda yer alan bir oyuncuydu. 32 kez Portekiz milli takım formasını giymiş ve 3 gol atma başarısı göstermiş. Paris Saint Germain'le 2027 yılına kadar kontratı var ama önümüzdeki sene Galatasaray özellikle oyuncuya şu an çok inanılmaz süreler verilmediği için belki rotasyondan çıkarılabileceğini, çünkü Paris Saint Germain bu tarz devirleri sürekli yapıyor. Yani oyuncu devirlerini sürekli yapıyor. Sürekli bir değişim olabiliyor Paris Saint Germain rotasyon kadrosunda. Dolayısıyla Renato Sanchez de bu noktada çok kısıtlı süreler bulduğu için göndermeyi tercih ederlerse, kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi tercih ederlerse, Galatasaray burada Şampiyonlar Ligi faktörünü de cebine koyabilirse Paris Saint Germain'in kapısını çalmayı
planlıyor. Bonservis de belki çok mümkün olmayabilir ama yine de çok uzak bir ihtimal olmadığını da söyleyeyim. 25 yaşında olması oyuncuya bonservis ödenebilir durumunda olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Artı olarak da Paris Saint Germain'i alırken öyle çok uçuk rakamlar vermemiş olması. Yani 15 milyon euroluk bir bedelle almış olması bu oyuncuyu 15 milyon euronun altına da bırakabileceğinin de aslında net bir göstergesi diyebilirim. Transfermarkt verilerine göre 25 milyon euro bir yere olmasına rağmen oyuncunun 15 milyon euroya Paris Saint Germain'e transfer olması Galatasaray'ın burada elini belli noktalarda güçlendirebilir. Galatasaray özellikle tekrar ediyorum Şampiyonlar Ligi faktörünü de cebine koyabilirse eğer çok daha güçlü bir şekilde hem Paris Saint Germain yönetimini ikna edebilmek adına hem de oyuncunun kendisini ikna edebilmek adına görüşmelerini başlatacak. Çünkü devre arası transfer döneminde Galatasaray sadece Türkiye Ligi'nde mücadele ettiği için Renato Sanchez de öyle ya da böyle kısıtlı sürelerde bulsa rotasyonda görev aldığı için Paris Saint Germain'den Galatasaray'a transfer olmayı kabul etmemesi çok çok doğal. Ama sene sonunda çok daha güçlü bir Galatasaray kadrosu içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray kadrosu içerisinde önemli bir parça olmak, önemli bir nokta olmak çok daha önemli olabilir Renato Sanchez için. Yani Paris Saint-Germain'in kadrosunda düşünülmediği ortaya çıkarsa ki böyle bir durum söz konusu olabilir. Mauro Icardi'yi de aslında Galatasaray böyle aldı. Mauro Icardi de Galatasaray'a gelmeden bir önceki sene 30 resmi maçta oynamıştı. 5 tane gol atmıştı ama artık Paris Saint-Germain orada bir revizyona gitme kararı aldı. Yani Mauro Icardi'yi kadrosunda tutmak, rotasyonda tutmak yerine gönderme kararı aldı ve Galatasaray oyuncuyu bu şekilde kadrosuna katmıştı. Renato Sanchez de şu an kısıtlı süreler buluyor. Dolayısıyla ayrılma ihtimali, kiralık ya da bonservisle ayrılma ihtimali ortaya çıkabilir. Avrupa'dan belki önemli taliplerle çıkarsa Galatasaray'ın şansı aşağı doğru düşebilir. Ama Galatasaraylı yetkililerin şu an, şu dakika bu oyuncunun bonservisini alabilmek adına daha doğrusu oyuncunun transferini tamamlayabilmek adına bir düşünce içerisinde olduklarını, Renato Sanchez'i Şampiyonlar Ligi faktörüyle beraber ikna edip Türkiye'ye getirme isteğinde olduklarını net bir dille söyleyebilirim sevgili dostlar. Renato Sanchez Galatasaray'a gelirse gerçekten Galatasaray'ın orta sahadaki kadrosunu, temposunu bambaşka bir noktaya çıkarabilir. Özellikle Sergio Oliveira'nın zaman zaman statik kaldığı, tempo yönünde biraz eksik kaldı. Çünkü Renato Sanchez ile Sergio Oliveira çok başka oyuncular. Yani Sergio Oliveira daha teknik özellikleri oynayan bir teknik özellikleriyle oynayan bir oyuncu ama Renato Sanchez teknik özelliklerinin yanı sıra pas kalitesinin yanı sıra aynı zamanda maç içerisindeki temposuyla, çalışkanlık özellikleriyle, orta sahadan attığı driplinglerle oynayan bir oyuncu. Ciddi bir sakatlık problemi de olmaması burada Galatasaray'ın elini ciddi anlamda güçlendiren ve bu oyuncunun transferini istemesindeki temel noktalardan birisi diyebilirim. Galatasaray sene sonunda herhangi bir problem çıkmazsa Renato Sanchez konusunda hamle yapmayı planlıyor sevgili dostlar. Size de sormak istiyorum. Sizce olası bir Renato Sanchez transferi Galatasaray'da nasıl olur? Evet dostlar, son olarak da Galatasaray'ın transfer gündemini belli bir süredir meşgul eden Arsen Zakaria'dan bahsedeceğiz. Arsen Zakaria zaten belli bir süredir bahsini geçirdiğimiz ve aslında oyuncunun profilinden de biraz bahsettiğimiz bir oyuncu ama yine de ilk defa bizi izleyenler için kısaca bir bahsetmeye çalışacağım Arsen Zakaria'dan. Bildiğimiz üzere Dinamo Moskova forması giyen bir futbolcu. 19 yaşında genç bir yıldız adayı, genç bir wonderkid olarak değerlendiriliyor. 15 milyon euroluk bir transfermarkt değeri var. Kendisi bu sene Rusya kupasında 5 maçta 1 gol 1 asistle oynadı. Aynı zamanda Rusya liginde de 16 resmi maçta 2 gol atıp 5 asist yapma başarısı gösterdi. Genel kariyerine baktığımızda 101 resmi maçta 32 gol atıp 31 asist yaptığını görüyoruz. Gerçekten bu kadar 100 maçta 19 yaşında 63-64 gole doğrudan katkı verebilmek gerçekten çok kolay bir iş değil. Çok çok önemli bir başarı sergilediğini ve aslında Transfermarkt değerinin ya da işte kendisi için serbest kalma ve kendisi için belirlenen serbest kalma maddesinin neden 15 milyon euro olduğunu da çok net bir şekilde gösteren bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Arsen Zakaria'nın Dinamo Moskova kulübüyle bu şekilde bir sezon geçirdiğini de söylemek yanlış olmayacaktır. Bugün özellikle birçok farklı noktada bazı bilgiler yer alıyordu. Özellikle Dinamo Moskova Kulübü'nün resmi hesabının Arsen Zakaria'nın Galatasaray'a transfer olmak istiyorum yönünde yapmış olduğu bir açıklama var olduğu söyleniyordu. Dinamo Moskova Kulübü bu açıklamayı yalanladı. Artı olarak bugün
Antalya'da kamp yapıyor şu an kulübü, Dinamo Moskova kulübü. Arsen Zakaria'nın antrenman fotoğraflarını paylaşarak Arsen burada tarzında paylaşımlar yaptılar. Bunlar alışkın olduğumuz şeyler. Aslında bu transfer sürecini biraz daha ağırdan almaya, biraz daha kazanabilecekleri bonservis bedelini maksimum seviyeye çekebilmek adına yapılan çalışmalar. Ama Galatasaray bunun çok çok farkında ve bu tuzağa kolay kolay düşmeyecektir. Aynı zamanda Rus kulübü Rus gazetecileri de bu noktada kullanmaya çalışıyor. Bugün bir Rus gazetecinin yaklaşık 25 milyon euroluk bir bedel istediğini paylaşmıştı Dinamo Moskova kulübü. Şimdi böyle bir haberin %100 yalan olduğunu söyleyelim. Nedenini de anlatacağım. Oyuncunun zaten sözleşmesinde 15 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olduğu söyleniyor. Diyelim ki bu yalan. Yani 15 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi yok. Şimdi bu oyuncuyu Avrupa'dan bir takımın alabilme ihtimali çok çok düşük. Zaten şu an Avrupa'daki transfer dönemi kapalı. Yaz transfer dönemine bu işin kaldığını varsayalım. Yaz transfer dönemini kaldığında da bu oyuncunun zaten Dinamo Moskova kulübüyle bir yıllık kontratı kalmış olacak. Bir yıllık kontratı kalan bir futbolcuya da kimse 25 milyon euro vermez. Hatta şu an Galatasaray'ın verdiği 9-10 milyon euroyu veren kulüp de kolay kolay çıkmaz. Çünkü bir yıllık kontratı kalmış. 6 ay beklersin. Ocak ayında bedelsiz olarak Bosman Kulübü'yle beraber bedelsiz bir anlaşma imzalarsın ve Haziran 2024 yılında da yani 24 yılında 2024 yılında Haziran ayında oyuncuyu bedelsiz olarak kadrona katarsın. Bu Arsene Zakaria için aslında beklenebilecek bir süreç. Çünkü oyuncu o dönemde 20 yaşında, 21 yaşında olacak maksimum ve dolayısıyla da aslında bir geç kalınma, bu transfer sürecinde bir gecikme olayı yaşanmamış olacak. Oyuncu belki 27-28 yaşında olsa bunu beklemeyi tercih etmeyebilirsiniz. Ama oyuncu genç bir oyuncu olduğu için bu konuda herhangi bir tereddüt yaşamayacaktır Avrupa kulüpleri böyle bir transfer süreci yürütülecek olsa. Dolayısıyla Dinamo Moskova kulübü de bu oyuncudan şu an ücret kazanabileceğini biliyor. Yani şu an Galatasaray'ın alabileceği ücretin bu oyuncunun edebileceği maksimum bedel olduklarını biliyorlar. Yani yaz transfer dönemine kaldığında bu transfer süreci bundan daha fazlasını kazanamayabilirler. Elbette kazanma ihtimalleri de var ama kazanamama ihtimalleri çok daha yüksek. Onlar da bunun farkında oldukları için Galatasaray'a bu oyuncuyu zaten satacaklar muhtemelen ama kazanabilecekleri maksimum ücreti kazanmak adına aslında Rus gazetecileri kullanıyorlar, sosyal medya hesaplarını kullanıyorlar. Özellikle Galatasaray taraftarının da sosyal medyada çok etkin olduklarını bildikleri için bunun üzerine oynamaya çalışıyorlar. Ama ne Erden Timur ne de Sayın Dursun Özbek bunu yemeyecektir. Yani Galatasaray yönetimi buna çok çok alışkın. Böyle süreçlere gelebilecek, galyana gelecek, etmeyecek bedeller verecek bir kulüp değil. Galatasaray'ın düşüncesi çok net. Maksimum net 10 milyon euroluk bonservis bedelinin üzerine Galatasaraylı yetkililer çıkmayacak. Ki zaten birçok noktada da Dinamo Moskova kulübünü ikna ettiklerini de söyleyelim. Çok büyük bir sürpriz olmazsa Galatasaray Arsen Zakaria'nı kadrosuna katacak. Bunu daha önce de söyledim. Yani bugün çok fazla sorulduğu için ekstra bilgilerle aktarmaya çalıştım. Oyuncunun kendisine Galatasaray'ı ikna edecek gibi görünüyor. Hem oyuncunun kendisiyle hem de kulübüyle olan görüşmelerin %90 oranında tamamlandığını söyleyeyim sevgili dostlar. Daha önce de %80, %90'lık oranlar vermiştim. Bu süreç hala devam ediyor. Galatasaray bu oyuncunun transferini öyle ya da böyle olumlu anlamda sonuçlandıracaktır gibi görünüyor. Olmazsa Dinamo Moskova kulübü bir delilik yapıp iyice etmeyecek rakamlara doğru bonservis bedelini itelemeye başlarsa, oraya doğru çekmeye başlarsa da Galatasaray farklı alternatifleri değerlendirmeye başlayacaktır. Dinamo Moskova kulübü de özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki yaşanan münasebetlerden ötürü bu oyuncuyu Avrupa'daki farklı kulüplere satabilme ihtimali de çok çok düşük. Galatasaray'a 10 milyon euroya vermezlerse belki de 2024 yılında oyuncu bedelsiz olarak ayrılabilir. Böyle bir ihtimal de çok az bir ihtimal değil sevgili dostlarım. Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen videodan çıkmadan bir beğeni bırakın. Aynı zamanda kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açmayan dostlarımız var. Onlar da lütfen zil tuşuna basarak bildirimleri açsınlar sevgili dostlar. Günün her saatinde video atabiliyoruz. Her videodan an beyan haberdar olabilmek, yeni bilgilerden an beyan haberdar olabilmek için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum teker teker. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler dilerim.